Merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün köstebek pasta yapıyorum. Malzemelerimiz 3 yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 4 yemek kaşığı kakao, 1,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, iç dolgusu için 1 paket krem şanti, 1 su bardağı süt, 2 tane muz ve 1 çay bardağı damla çikolata kullanacağım. Pastamızın önce kekini yapalım. Yumurtaların üstüne şekeri aldım. Şimdi mikserle çırpacağım. Çırpma işlemim bitti. Şimdi sıvı yağ ve sütü de ilave edip karıştıralım. Köpüğünün sönmemesi için fazla karıştırmayalım. Şimdi un, kabartma tozu ve kakaoyu ilave edip kek hamurumuzu hazırlayacağım. Kekimiz hazır. Şimdi ben kekimizi tereyağı ile yağladığımız fırın tepsime alacağım. Keki tepsimizin her tarafına eşit bir şekilde yaydım. Şimdi 180 derece önceden ısıtılmış fırında kekimizi pişireceğim. Kek fırında pişerken şimdi iç dolgusunu hazırlayacağım. Bunun için 1 paket krem şantinin üstüne soğuk sütümüzü ilave ettim. Güzelce bunu çırpacağım. Krem şantimiz hazır. Üstüne şimdi muzları dilimliyorum. Muzlardan sonra damla çikolatasını da ilave edelim. Sonra bunu karıştırıp kekimiz pişip soğuyana kadar dolapta bekleteceğim. Kekimiz pişti, soğudu. Şimdi bir su bardağı yardımıyla kekimizden bu şekilde kalıplar çıkaracağım. Şimdi bu kekleri başka bir tepsiye alacağım. Kalan kekleri rondodan geçirip ufaltacağım. Kalan keklerimiz bu şekilde oldu. Rondodan geçirdim. Pastamızın tabanı için hazırladığımız küçük kalıp keklerden alıyorum bir tane. Üstüne hazırladığımız krem şantili karışımdan sürüyorum. Hem yanlarına sürelim bu şekilde, hem de üstüne koyalım. Sonra bunu rondodan geçirdiğimiz keklerle kaplayacağız üstünü. Birazcık üstüne batıralım. Yanlarına da gelmesi için hafif hafif çevirelim. Yine üstüne bir miktar daha koyalım. Krem şantileri de kapatsın. Bu şekilde köstebek pastamızı hazırlayacağım. Köstebek pastalarımız hazır. Tam 20 tane köstebek pastamız oldu. Artık afiyetle yiyebiliriz. Afiyet olsun.